Hepinize merhaba, ben Volkan. Maç koltuğuna hoş geldiniz. Bugünkü programda Başakşehir-Beşiktaş maçını konuşacağız. Başakşehir-Beşiktaş karşısında 3-2'lik bir galibiyet aldı. Ve milli maç sonrasında ligi güzel bir maçla açtığımızda söyleyebiliriz açıkçası. Bol gollü ve keyifli bir mücadele izledik Başakşehir-Beşiktaş arasında. Şimdi biraz... Beşiktaş Başakşehir'e neden yenildi, nasıl yenildi ya da Başakşehir nasıl kazandı? Beşiktaş neden bu maçtan galibiyetle ayrılamadı. Onu konuşalım ama özetle şunu söylemek lazım. Genel olarak Başakşehir'in skor avantajını elde edene kadar topu ayağında tuttu. Daha fazla paslaştı. Topu yerde tuttu. Ve rakip yarı alanda oynadığı bir mücadeleydi. Özellikle ilk yarıda böyle bir maç izlediğimizi söyleyebiliriz. Ardından gol geldikten sonra tabii ki Başakşehir'in özellikle 60'dan sonra biraz daha geride bekleyip e, hızlı hücumlarla çıkmayı beklediği bir mücadeleye dönüştü maçın özeti. Daha sonrasında da zaten iki golle kontra atakla Beşiktaş kalesinde e, gerçekleşti. Başakşehir'in attığı iki golde e, 3-2'ye taşıyan gollerde böyle geldi. Birinci golden önce <laughs> tabii ki konuşulacak çok şeyler de var. Ama şimdi maç notlarıma geçmek istiyorum biraz da. Maç notlarıma geçersem de e, bu maçta Beşiktaş'ın ilk 11'den bahsedeyim. Güveni Oğuzhan'ı Atiba'yı gördük ilk 11'de. E, defans çizgisi ideal bir çizgiydi. Kalede Mert'le başlamış olması da e, çok tartışmaya yere olmayan bir durum. Zaten Mert e, rakibi çok iyi tanıdığı için kimin nereye vuracağını iyi biliyordur diye düşünerek kaleye konmuş bir yapılmış bir tercih gibi gözüküyor. Fakat bu maça dair şunu söylemek lazım. 45 dakika sonunda... Ee, Beşiktaş'ın orta üçlüsü belki de pası yapması daha fazla beklenen isim Oğuzhan birazcık zayıf kaldı bu konuda. Ee, Josef ile Atiba'nın da çok iyi olmadığını söylemek lazım. Özellikle Atiba pek yardımcı olamadı diye 28. dakikaya kadar bir not almışım burada. Ee, Rıdvan ve Güven ikilisi genç bir ikili. Yaş ortalaması olarak da çok genç bir ikili. Ve bir de gol pozisyonu yakaladı neredeyse bir şans anıydı Başakşehir için. Onu da eklemek lazım. Epriyan'a çarpıp e, Volkan Babacan'a geldi top. Ama m, aldığım birçok not e, önemli ataklar özellikle. İlk organize atak mesela Başakşehir'den gerçekleşti 8. dakikada. E, Lucas Lima'nın maç boyunca özellikle ilk yarıda eee yakın oynuyor olması da, oynaması da Gezzel'in kanattan bindirmeler yapmalarına, kanattan hücumlar yapmasına bence biraz engel oldu. Ee, ve şunu da eklemek gerekiyor ki Batshuayi aslında e, bu Beşiktaş'ta bugünkü bu, bu bu maçta bugünkü değil tabii ki bu maçta öne çıkan isimlerden biriydi. Neden? E, maç boyu ilk yarıda, e, ikinci yarıda takımı önde tutabilmek için de tabii ki önde basan ve oyun karakteri olarak da önde basarak, rakibe pres yaparak, rakibin canını sıkarak, savunmacı olsun, kaleci olsun, top kaparak pozisyon yaratmaya çalışan bir isim. 37. dakikada da böyle bir pozisyon bulmuştu. 40. dakikada geldi Başakşehir'in golü. Vizca'nın şutunda dönen topu tamamladı. O kaka gayet de offside'i bozmadan temiz bir gol olduğunu söylememiz lazım. Ee, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı Başakşehir ardından 3 oyuncu değişikliği geldi Alex, Necip ve Lerin girdi Beşiktaş'ta Oğuzhan Atiba ve Güven çıktı ee, Rıdvan'ın 48. dakikada sol iç oyuncusu gibi girerek e, çıkardığı bir şut var takımı beraberliğe taşımak için bu da zaten devrenin en başından itibaren Beşiktaş'ın önde oynayacağının bir e, mesajını veren bir hamleydi daha sonra Lerin'in oyununa girdiği dakikalardan sonra bir pozisyonu var. Daha sonra Lerin'in bir pozisyonu var. 53'te Deniz'in kurtardığı top, Çadli'ye pası kurtarışı Mert hemen ardından köşe vuruşunda da bir tehlike. Deniz Türüç bu maçta sol kanatta mücadele etti. Fenerbahçe'de fazla şans bulamıyordu. Emre Bözoğlu'yla da oynadığı takım arkadaşı olduğu dönemde ama bu maçta ve bu takımda ayrı bir rolü var. Deniz Türüç de maçın başarılarından bir tanesiydi. E ee, Batshuayi'nin presi zaten eee Beşiktaş'ın önde oynayacağını zaten o Rıdvan'ın ellerinin şutlarından anlamıştık dedik. Batshuayi'nin de ilk yarıda e, yaptığı presle kazandığı top vardı. Buna devam etti. Volkan e, Babacan da çuvallama anında topu kaybedince bu top biraz Batshuayi'ye pas oldu. Sonra Alex kaptı filan. Alex'i çok güzel ve top kalenin nerede olduğunu bilircesine bir şut attı. Çok güzel bir vuruş oldu gol olacak mı olmayacak mı diye ben bayağı bir bekledim. Belki direğe çarpacak gibi ama bireysel bir başarıyla Beşiktaş beraberliğe getirdi. Hemen ardından Başakşehir öne çıktı. Bu dakikaya kadar Başakşehir 1-0 önde olmanın avantajıyla biraz daha geride bekleyip kontra ataklarla çıkmaya çalışıyordu. Ama golü yedikten sonra topa biraz daha hakim oldu. E maç içinde diyebiliriz. Başakşehir bekleyip hızlı çıkmak istediği sürelerde e Chadli ve Tolga paslaşmasıyla gelen bir pardon Chadli ve Tolga oyuncu değişikliği yaşandı onu da söyleyelim. Tolga'nın da oyuna girdikten sonra takımı için güzel bir şut çıkardığını söyleyelim. 65. dakikadan sonra daha fazla hareketli oldu Beşiktaş. Oyunu elinde tutmaya çalıştı. Başakşehir bekleyip hızlı çıkmak istediği dakikalara geldi. Burada Kaysara ve Şener değişikliği birazcık oyunun Canını sıkmış olabilir. Batshuayi'nin Şuhayi'nin e, yine güzel bir şutu vardı. 77'de ardından e, Tolga Ciğerci güzel bir şut çıkardı. Mert'in kurtarışı vardı. E, Gezzal'ın maç boyunca yine sağdan topu alıp sol içe kıvrılıp şut atma girişimleri olduğu kadar. Bir de serbest vuruş alma girişimi de oldu. E, ceza yayının önünde bir hayli vakit geçirdi e, Gezzal. E, bu Bölgelerde serbest vuruş kazanmak için ama serbest vuruşları neden Gezel atmıyor? Aman ama serbest vuruşları neden Gezel atıyor? Neden Alex atmıyor diye de düşündüm. E, arayıp bulduğu serbest vuruşlardan birini belki Alex'e bırakabilirdi. E, Gulbrandsen oyuna girdikten sonra e, zaten aslında daha önceki e, benzer senaryolarına da baktığımız zaman Başakşehir'in e, böyle galibiyeti müjdeleyen bir oyuncu değişikliği gibi duruyor her daim. Maç 1 1 ise Başakşehir biraz geride bekliyorsa ve oyuna Gulbrandsen giriyorsa o maçta Başakşehir kazanmak adına bir hamle yapmış olarak öne çıkıyor. Çünkü Gulbrandsen daha önceki maçlarda da bunu yaptı. Hızıyla, tekniğiyle, hem pozisyon almasıyla yani asist yapmaktan ziyade kendisine asist yapılacak iyi ve doğru yerde durmayı bilmesi, artısıyla da bilmesinin artısıyla da çok güzel e, gol pozisyonları yaratabiliyor oyuna girdikten sonra ki Wellington'un e, kayıp düşmesinin ardından değerlendirdiği bir top var, Oka Çukay'a verdi ve Oka Kada e, ikinci golünü attı maçtaki, e, pardon ilk go ikinci golünü attı. Evet İ İlk golü dönen toptandı, İkinci golünde de kayarak e, Mert Günol da terse yatırarak çok güzel bir vuruş yaptı ve tek vuruşla topu ağlara gönderdi. E, Vizca'nın daha sonra gol sene verdiği bir pas var. Gulbrandsen de orada topu çok güzel bir şekilde vurdu ve ağlara gönderdi. Bunun yaşanacağı çok fazla belliydi. Beşiktaş çok fazla öne çıkmaya başlamıştı ve hızlı ataklar geliyordu. Beşiktaş'ın buna bir çözüm bulmamış, bulamamış olması takım zafiyetinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben. Çünkü ne Josef, ne Necip, ne daha sonra oyuna giren oyuncular Defansif açıdan buna bir çözüm bulamadılar. Beşiktaş 90 artı 1'de ilginç bir el kararıyla biraz geç verildi karar ama gerçekten bence de el vardı orada elini şöyle bir hareketlendiriyor Başakşehirli savunma oyuncusu ee, hakemin vara giderek vermiş olduğu kararın ardından penaltıyı kullandı Batçaya ve skoru 3-2 yaptı. Geri kalan dakikalara boş yazmışım çünkü bazen fazla futbol maçlarında. E özellikle de yağmur ve zeminin ağırlaşması gibi durumlar yaşandıktan sonra çok fazla izlemeye değer bir şey olmuyor. Doldur boşaltlar, oradan oraya vurmalar, oradan oraya seken toplar, fauller vesaireler, itiş kakışlar oluyor. böyle bir mücadeleydi. Maçın geneline bakarsak Beşiktaş'ın bu maçı ben en başından itibaren kaybedeceği bir maç olarak görüyordum. Birincisi teknik direktör değişikliği her zaman ilk maçta 3 puan alarak etki etmeye çok fazla teşnedir. Genelde böyle sonuçlanır. Böyle bir değişiklik vardı Başakşehir'de ve Emre Belözoğlu da ben Türkiye'nin en iyi teknik direktörü olacağım açıklamasıyla bu camiaya adım attı futbolculuk kariyeri sonrasında. Bunun hırsıyla ve zaten büyük maçları takımdaki sahadaki oyuncularla da beraber oynamış olan Emre Belözoğlu çok iyi bir şekilde takımını yönetti ve ilk sınavından güzel bir sonuç elde etti kendisini bu Başakşehir projesinde tencere kapak ilişkisinde başarılı bulacağımı başarılı olacağını da düşünüyorum başarılarından dolayı da tebrik ediyorum ilk maçtaki Beşiktaş'a gelirsek de yani Beşiktaş'ın oyuncularının birer birer çok kaliteli olması geçen sene kazanılan şampiyonluk bir anda sallanır gibi olurken işte Antalya Spor karşısında tekrar kazanan takım olabilmek Adana Spor karşısında 3-0 öne geçip öyle bir skor elde edebilmek vesaire gibi sonuçları görünce yani Beşiktaş'ın gol de bol gol atarak maçları kazanan bir kimliği vardı son haftalarda da. ilk haftalarda da gelen o güzel bol gollü galibiyetler aslında Beşiktaş'ın çok da iyi olmayan oyununu aslında var olmayan da oyununu biraz gölgeledi gibi düşünüyorum. Beşiktaş'ın bu mağlubiyetinin sorumlusu, sorunu nedir? Onun analizini, detayını Murat Şahin ve Sergen Yalçın ve ekibi yapsın. Ama bence bugün, bence Beşiktaş'ın Başakşehir karşısında 3-2 mağlup olmasındaki en büyük etkenlerden biri Antalya Spor'a karşı alınan galibiyetin biz ne yaparsak yapalım herkesi yeneriz. Çok iyi takımız özgüveni vermiş olması ve manşetlerde de süper geri dönüş muhteşem Beşiktaş, harika Kartal gibi e, ifadelerle yer almış veya bu şekilde ifade edilmiş olmasıydı. Antalyaspor o kadar kötü bir maç oynamıştı ki Beşiktaş o maçtan 3-3'lük beraberle de dönebilirdi. Ama Beşiktaş ve Beşiktaşlılar bunu görmek yerine 2-0'dan 3-2'ye gelinmiş ya da işte 2-1'den 3-2'ye gelinmiş ve kazanılmış bir maç e, olması sebebiyle bunun büyük coşkuyla kutlanması gereken bir sonuç olduğunu düşündü. Sonuç tabii ki 3 puan cebimizde dursun her zaman ama Antalya Spor'un bugünkü konumuna bakarsak Antalya Spor Beşiktaş'a karşı 2-0'dan 3-2 yenildiği hocasını göndermiş şu anda. Yani bunu düşündüğümüzde o günkü hoca yönetim tarafından beğenilmemiş ve gönderilmiş bir hocayken Beşiktaş'ın muhteşem geri dönüş yaptığı takım Antalya Spor olamaz. Yani bir muhteşem geri dönüş yapacaksa Beşiktaş işte Dortmund'a karşı 2-0 mağlupsa 3-2 yensin 2-2 olsun. Benfica maçı gibi olsun. Başımla beraber öperim. Başıma koyarım. ve Şapka çıkarırım falan. Sevinirim yani. Ama Antalya Spor'a karşı alınan o galibiyet bence çok büyük bir ilüzyon yarattı. Adana Spor karşısında kaybedilen puanlar da ilüzyon yarattı. Her ne kadar hakemin işte kararıydı şuydu buydu etkili olsa da 3-0'a getirmişsen maçı 3 tane gol yemeyeceksin. Ya da 3 tane gol olması tartışmalı da olsa muhtemel pozisyon vermeyeceksin rakibine. Bunları görüp eleştirmediğin zaman daha büyük takımlarca geçtiğinde karşına yeniyorlar. Netekim bugüne kadar ligde Beşiktaş şu sezonda, bu sezonda içinde bulunduğumuz sezonda şampiyon olmuş takımlarla oynamamıştı. Şampiyon olan takımlara karşı oynadığı ilk maçta yenildi. Benzer kalibredeki takımlar da Şampiyonlar Ligi'nde vardı. Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlara karşı da iyi bir futbol oynayamadığını gördük. Yani Beşiktaş'ın yani bana kalırsa Beşiktaş'ın Başakşehir mağlubiyetinden itibaren yani bugünden itibaren içine girdiği fikstür ve yaşayacağı, elde edeceği bütün sonuçlar gerçek Beşiktaş'ı ve gerçek Sergen Yalçın'ı ve gerçek Murat Şahin'i, gerçek o taktik deha ekibi bizi bize gösterecek veya muhteşem takımı gösterecek. Çünkü dediğim gibi bugüne kadar Beşiktaş kendinden daha düşük e, takımlarla oynadı ve onlara aldığı onlara karşı aldığı galibiyetlere bakarak bir yorum yapıldı. Ama sonuçta Beşiktaş çok da basit aslında ne yapacağı belli olan Başakşehir'e karşı da bir önlem alamadı ve e, oyuncu kalitesi de bence bu maç için maç özelinde rakibinden daha yük, yükseğe çıkamadığından dolayı da Beşiktaş e, sahadan mağlubiyetle ayrıldı. E, Beşiktaş'ın önünde çok zor bir fikstür var. E, bu fikstürde Beşiktaş, Galatasaray'la Fenerbahçe, Trabzon hepsiyle neredeyse arka arkaya oynayacak. Alanya var bir de arada. Ee, onun dışında Şampiyonlar Ligi maçları var. Şu günden itibaren Beşiktaş'ın içine girdiği fikstürde alacağı sonuçlar, gelecekte atacağı adımları belirleyecek. Yani bu hoca olur, oyuncu olur, yönetim olur, farklı bir değişiklik olur veya aynı şekilde iyi başarılar, sonuçlar gelir ve takım oyununa e, birlikteliğine devam eder. Bilmiyoruz ama Sezonun başında şöyle bir şey söylemiştik. Beşiktaş'ın henüz bir oyunu oturmuş değil, takıma oturmuş değil. İlk ee, ilk 15 dakikada baskın, şok hücumlarla golleri attı, kazandı, 3-0 kazandı. Maçlar vardı ilk 2-3 hafta. Onların ardından da geriye yaslandı rakibi. Bir şey yapamadı. En kudusuyla, leriniyle hücuma hızlı çıkarak tehlikeler yaratan bir kimliği vardı ama daha büyük bir kimliğe, daha büyük bir oyuna ihtiyacı var. Oyunu rakip yara, yara alana yıkabilecek bir oyuna ihtiyacı var diye de eklemiştik. Hem bu programlarda hem de Vasat'la Övgü programında sevgili Tolga ile yaptığımız programlarda. Sonunda geldiğimiz nokta burası. Bu maç hakkında söyleyeceğim fazla bir şey kalmadı. Ama hatırlatacağım bir şey var. Totti'miz. Totti paketi. Totti benim en sevdiğim futbolculardan bir tanesidir. Bu programa Patreon veya Fongogo'dan maddi destek vermek mümkün. Bir katıl butonumuz olmadığı için siz izleyenimiz abone olmadığınızdan dolayı. Belki abonesiniz ama abone olmadığınız için buralar bin, on bin falan olmuyor. On bin falan olmadığı için de ben de buraya gelen geçen canlı yayın yapıp gelen geçen bakıp katıl butonundan işte para versin yapamıyorum. O yüzden Patreon veya Fongogo hesaplarından bağımsız gazeteciliğime spor muhabirliği destek verebilirsiniz. Tabii ki dediğim gibi biraz evvel ne kadar serzenişinde bulunsam da yapacağınız en büyük destek kanala abone olmak, bildirimleri açmak, sağda solda linkleri paylaşmak vesaire vesaire olacaktır. Linkleri paylaşmak olacaktır. Ben Volkan Maşkolt'tan bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda görüşürüz. Bitti mi sandınız? Daha kanala abone olmayı unutmayın dememiz gerekiyor. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere. <laughs>